والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعما بعد قيمتي برادرلر, Allah subhanahu va taoloning rahmati bilan mana Allah subhanahu va taolo shu yerga barchalarimizni jam qildiki, bir valima to'y asosida, nikoh to'yi asosida yig'ilishlikni Alloh bizlarga shu yerga jam qildi. Allohga bu uchun beadad hamdu sanolar, shukronalar aytishlik lozim bo'ladi. Bu valima to'yimizda ustozimiz Muhammad Shogir domlalar tashrif buyurganlar. Inshaalloh taolo u kishining suhbatlaridan barhamat bo'lib, hammalarimiz o'zlarimizga kerak bo'lgan bir ilmni olib turib, amal qilgan darajada diqqat bilan eshitishligi hammamizdan talab qilinadi. Inshaalloh taolo hurmat bilan ustozga so'z beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi ja'alan nikaha sunnatan lil anam va fasilan baynal halal val haram. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad allazi qala النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نكاحını halklar üçün sünnet kılgen, halal ve haramını ajratu üçün amir kılgen Allah Teala'ya hamd-ı sanalar olsun. Nikah benim sünnetimdir. Kimi ki bu nikahdan yüz ögürse, o menden mastır degen Peygamberimiz Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya durudu salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, damlamız, muhterem damlamız etkenleridik. Velime, yani nikahını ilanı terkeste yazılgen dasturhan etrafta oturumuz. Bizni bu yerge cemleşten mesat, yığılışımızdan mesat, evvela yaşlarını hakkı dua kılış. İkinciden az günü bulsa da marifi sohbet bulsa, şer'i sohbet bulsa, dini bir azuku asak degen ümit var. İnsan üç gün, tör gün yemese, içmese ne makaladı? Tene çerçeydi. Haldan toyadı. Sekin bu azuka yemegen tene kuleydi. Aradan yine bir ay eğer o tedigen bese buldu o ornudan türmeyi sülleyip kaladı. İnsanın hem ruhu azukaya muhtaç. Biz hazır tenemizni azuqalantirdik, yedik, içtik. Ha? Ana o'sha bilan azuqalanib mazza qildik. Chunki o'zimizning nafsimiz ishtiho qiladigan, nafsimizga yoqadigan narsalarni tanlab-tanlab yeyapmiz. Insonning ruhi ham xuddi shunday azuqaga muhtoj. Agar uni azuqalantirmas ekansiz, u yiqiladi. Haldan toyadı. Ahir öledi. Ana o'sha o'lguncha indamasdan qarab turursangiz, ana u ruhga ozuqa bermasangiz, unga kerakli bo'ladigan yetarlik, demak, zodirohlarni agar bermasangiz, u nima qiladi? O'ladi-da o'lgandan keyin endi uni har qancha odam harakat qilmasin, o'lik narsani tiriltirish qiyin bo'ladi. Tasavvur qiling. Bir insonning qalbi o'li bo'ldi. U o'lik qalbni tiriltirishlik uchun nima qilasiz? Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Uni o'ldirib qo'ymasdan, balki unga ozuqa berib tursangiz, ana o'sha haligi narsani quvvati bagi vaz, nasihat, dini suhbat, shar'iy bo'ladigan mana shu so'zlar haliga odamning ozuqasi, ya'ni tanasining ozuqalantirgani kabi ruhining ozuqasi bo'ladi, ruh tetiklashadi. Kichkina bolalar ko'chada o'ynab yursa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu otda kelayotgan ekanlar. Shunda kichkina bir bola aytadiki, mana shu Umarni yig'latayimmi deydi. Tasavvur qiling.
Hazreti Umar radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamını en yakın sahabelere, cennet başarat verilgen sahabi. Şeytan aleyhi lana avazın işse kaçken Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun avazlarını işitken adamlar titregen kafirler o korkuş yada tursun taharet ketifagen gerebesi taharet bursa eger. Hazreti Umar radıyallahu anhu şünçelik vecahat, şünçelik şicaatli, gayretli, guyur adam bugerler ki şeytan aleyhi lana aldırdı turalmagen. Peygamber aleyhisselamın huzurlarına bir adam gelir, ya Resulullah, ben kasem içken ben, Resulullah'ın altı dönbere çelemendir degen. Bu da şu kasemki hanız bulmakinde çelgin de gelirler. Peygamber aleyhisselamın allarına gelip dönbere çelgen her adam. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın avazlarını işitip alıp, şartta oturup, hani dönberenin üstüne oturup, tek oturup agen. Ömer kilit kendini işitip. Peygamber aleyhisselam külgeller, tebassüm külgeller de ey Umar. Sizin hatta tavuşunuzdan şeytanları koça diye de gelirler. Hazreti Umar'dan şünçelik şeytan koça da. Kiçkini böyle attı kilitken Hazreti Umar'ını kiçkini balları orta olarak getirdi ki şunu yıklatayım mı dedi. Yıklatalım mı sen dese karaylar dedi. Hazreti Umar radıyallahu anh attı kilitler. Kiçkine bala allarga çıkardı, ey Umar dedi. Amir al-Mu'minin, bütün mu'minlerinin başçısı bugün peyt, halife. Ey Umar dedi, ala kiçkine bala. Labbey dese, Allah dedi. Allah dese, Hazreti Umar radıyallahu anh gözlerden şaşkatar, gözlerden yaş akıp yığlaya başlaydı. Kiçkine bala. Ey Umar, Allah deyip Allah'ını istese, Allah'ını zikir kılsa, Allah'ını istese, közlerden bütün adamlar, şeytanlar kaçadigan zat, Hazreti Umar radıyallahu anh yığlayaptılar. Peygamber aleyhisselam, eğer menden keyin vahiy nazil bulsa, Umar'ga nazil bolar dedi derler. Eğer vahiy nazil bulsa, menden keyin peygamberlikke layık deyip Hazreti Umar radıyallahu anh huna etkerler. Umar'ga nazil bolar dedi derler. Ana o'shanda zot otda kelyapti-yu, kichkina bola, ey Umar, Alloh desa, Allohni eslagan Umar yig'layaptilar. Ana qalbi uyg'oq odam. Lekin qalbi o'lik odamning oldiga Qur'onni 30 parasini boshdan oxirgacha zikr qilib, tilovat qilib bering, u o'lik qalbga ta'sir qilmaydi. Mana shunaqangi yig'inga kelib o'tirib ham ben şu yığındı, indi, şu yığın mı indi, toy şuna kabul edeyim indi. Ondan görmek ki, Tanrı Dumur oyuncularda apkip koysun, mazakı oynardık da de öyle otursayız, yani şu kalbinizin ölgeni bu şey. Öyle kalp de bana şuna yeter. Sizlerge öyle kalp görseteyim mi? Yani şu ne kadar oylayıp türgen adam, şu toydan şu ne kadar marasımlarını kütken adam, o şey kalbi ölü adam, o şey özün acilatı olursun. Elhamdülillah. Benim begizat dostum, mana shunaqangi to'y qilib, ahli ilmni chaqirib, diniy suhbat o'tkazayotganligi uchun Allohga hamd bo'lsin. Ozgina bo'lsa ham bir ilmiy ma'rifiy ozuqalar kamizda deb turgan odamning u qalbi demak tirilishlikka demak moyilligi bor qalb. Iymoni, e'tiqodi bor, ozgina bo'lsa ham shul'asi bor inson deyiladi o'shani. Ben şahsen özüm üylenetken mahalimde 94. yıl üylenetken mahalimde yaşık ara koyuladigan zaman idi. Yaşıklab ara koyuladigan 94. yılını bana bittiği yaş kattalar bilerdi kanakar zaman bugün. Namaz okuyduken cüde kem. Hemme yak ara basıp gitken ara koyması tuyu bu meydi. Men dostlarimga bitta ham aroq qo'ymayman desam, unda to'yinga bormayman degan. O'zi bitta menman. Diniy sohadagi mana shu 20 ta agar sinfdosh bo'lgan bo'lsa, bitta menman xolos. Men aytganmanki, sanlar ichib shuncha odamlarning o'rtoqlaringizni ichib to'ymagansanlar, menikida ham bari to'ymaysan.
Agar aroqchalik mening hurmatim bo'lmasa kelmagin deganman. Aroq agar menga aroqdan sen men ustun qo'yadigan bo'lsang, kelmanda sen qanaqa do'stansan? Bitta o'rtog'ingni aroqqa almashadigan bo'lsang, menga kerak emassan seniki o'rtoqlar. Kelma, umuman qadamingni bosma. Men aroqqa tegmasmanmi shunchalik? Allohni harom qilib qo'ygan narsasiga meni ilmayapsanmi? Aroq qo'ymasang, men sen to'yinga bormayman deyish bir farosatli bor odam aytmaydi u gapni. Ey o'rtoq, ey do'st, sen har qanaqangi to'y qilsang, sen shu diniy sohadagi odamsan, biz seni tushunamiz. Boraveramiz sen to'yinga. Ha, bir marta ichmasak ichmabmiz. O'lib qolmaymiz, shuncha to'y ichaveramiz, boshqasida ham ichaveramiz, demayapti. Seni to'yinga dedi, agar mabodo borsak dedi, ko'chadan aroq sotib boramiz degan. Bo'lmasa qadamingni bosmagin deganman. Shunaqa to'y qilganman men. Aroqsiz to'y bo'lgan. 94-yil unaqa to'y bo'lmagan. Yana kunduzi qilganman. Qoq abetda qilganman. Har doim kechqurun yarim kechasi to'y bo'lgan. Aroq bilan bo'lgan. Bizniki qoq abetda bo'lgan. 1 soat, 2 soatga bormasdan tugatilgan. Yarim kechasi hali qizlarni bir hali yigitlar tortqilagan. İçib olib bir-birini mushlagan, mana shunaqa urush janjal bilan to'y o'tadigan bo'lar edi. O'sha paytda shunaqa edi. Mani to'yimdan keyin hamma peshindan keyin abetda to'y qilishni boshlab ketgan. Shu 94-yil. Urush janjal yo'q, ichkilik yo'q. Hali qizlarni yaqa-yaqa tortqilash yo'q. Qarasa odamlarga yoqib qolgan. Ana o'shandan keyin boshlab ketgan shundan keyin. 94-yil yosh kattalar agar eslasa, peshinda to'y qilishni men joriy qilganman. Unda oldin shunaqa to'y bo'lmagan. Hammasi yarim kechasi bo'lgan. Haqiqatda bir o'ylab ko'ringlar. Bir namozxon ibodatlik yigit. Men to'y qilaman desa, o'rtoqlari agar shunaqa to'y qiladigan bo'lsang, men bormayman yoki kelmasam, misol uchun u o'rtoqni boridan yo'q yaxshi. Nimasi yaxshi o'shani? Bitta Maytga musiqa qo'yib o'yin kulgu uchun keladigan o'rtoq nimasi kerak bor? O'rtoq uchun kelmasa, do'st uchun kelmasa. Alloh taolo bizlarga bu umrni, bu vaqtni, bu soatni, bu daqiqalarni katta mablag' qilib berib qo'ygan. Eng katta boyligimiz mana shu bizning vaqtimiz. Tasavvur qilinglar, bir podshoh bo'ladi. Bir podshoh bo'ladi-da. Podshoh aytadiki, "Bahke" deydi, bir odamni chaqiradi. "Mana bu yerda" deydi, "bir bog' bor" deydi. "Ana o'sha bog'ga kirasanda mana bu savatga" deydi, "eng yaxshi mevalarni, pishkanlarni mana shu savatga olib chiqasan" deydi. "Keyingi bog' undan ham zo'ri bo'lishi mumkin" deydi. Undan keyingi bog' undan ham zo'r bo'lishi mumkin. Lekin bilib qo'yki, keyingi bog'ga o'tganingdan keyin avvalgi bog'ga qaytib o'ta olmaysan deydi. Sharti shu, lekin mana bu savatni to'ldirib chiqqin deydi. Podsho savatni beradi. Qo'lga olgan odam shartda bog'ga kirsa mevalar pishgani unchalik emas. Keyingi bog'ga kirsa zo'r pishgan. Mevalar pishib yotibdi. Undan keyingi bog'ga kirsa meva undan ham zo'r. Tilloga o'xshab mana nimalar, uzumlar yaltirab turibdi. Tovlanib turibdi. U birinchi bog'dan ko'ra bu zo'r edi, bundan ko'ra nargi zo'r bo'ldi, endi bundan keyingisi undan ham zo'r bo'lsa. Dedi-da keyingisiga o'tadi. Keyingisiga o'tsa undan ham haqiqatdan zo'r. Ha, ana. Zo'r ekan-ku, bundan keyingilari zo'r bo'lib boryapti. Hozir savat to'ldirib chiqaman keyingisida deb o'tsa, narog'ida bog' tuga bo'lgan, hamma yoq qaqshab yotibdi, qurib yotibdi, hech qanaqa meva-cheva yo'q. Endi yaqqa o'taman desa qaytsa, hech qanaqa iloj yo'q. Podsho tayyorlab qo'ygan. Nima qiladi endi u? Ana savat bo'mbo'shmi? Bo'mbo'sh. Podshoning oldiga quruq savat bilan keladi. Bu o'xshatishni shunday dediki, podsho Alloh dedi. Haligi banda dedi, haligi sen dedi. Qo'lingdagi savat dedi, bu nomay amoling dedi. Seni bu dunyoda qiladigan amallaring dedi.
Ana bog'lar dedi. Bog'lar. Bu sening o'tkazayotgan kunlaring dedi. Savatdagi narsalar u yaxshi amallaring dedi. Namoz, ibodat, solih amal, ihson, tilovat Qur'on. Nimaki yaxshi amallar bo'lsa, ana shu savatga solib vaqtingizdan g'animat bilib, ertaga qilaman, indin qilaman, indinga qilaman deb yuraversangiz yuraverasiz. Bo'mbo'sh savat bilan Allohning huzuriga amalingiz bo'mbo'sh bo'lib borib qolasiz, keyin kech bo'ladi. Hozir tirikmiz, hozir vaqtimiz bor. Lekin ertaga Alloh bilguchi kim bor, kim yo'q. Inson qachon, qayerda, qanday holatga o'tishligini hech kim bilmaydi. Bugungina birga o'tirgan odamimizni ertaga ko'rishmayapmiz. Juda ko'p joylarda kechagina birga edik, soppa-sog' edik, hech qanaqa shikoyat yo'q edi. Kasalmas edi, men kasalligini bilmayman, lekin o'tib qoldi shuncha narsasidan kelyapmiz deyotganlarimiz yo'qmi? Bor. Qancha-qancha yoshlar, og'aynilar o'tib ketyapti. Shundoq ekanmi, muhtaram azizlar, inson har bir o'tkazayotgan vaqtini shunaqa g'animat bilish kerak. Bizning Alloh subhanahu va taolo bu dunyoga bog'lab qo'ygani yo'q. Qancha-qancha odamlar bor, nima qildi? Umuman xudo yo'q deb xudodan voz kechishdi. Xudoni inkor qildi. Qani ko'rganlar bormi xudoni deganlar bor. Lekin o'limni hech kim inkor qilolgani yo'q. O'lim haq. Har kuni ko'rib turibmiz. Bittamizning amakimiz, bittamizning tog'amiz, bittamizning xolamiz, bittam otamiz, onamiz har kuni o'tib turibdi-da, o'lim haq. Kelyapti, bir kun emas, bir kun bizga ham keladi. Uni inkor qiladigan odamning o'zi yo'q. Hech kim inkor qila olmaydigan haqiqat bu. Allohni inkor qilyapti-yu, o'limni inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Shundoq ekanmi, Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan bir dahrining o'rtasidagi bir suhbat bor. O'sha suhbatni mana shu ichimizda namoz o'qiydigan bilan namoz o'qimaydiganni o'rtasiga bir qiyosan shuni misol qilib keltiraman. Namoz o'qiydiganlar hamma bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar mabodo namoz o'qimaydigan odam bo'lsa, o'ziga xulosa chiqarib olsin mana shu gapdan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir keksa ota oldiga keladi, Ali deydi. Mana sen deydi. Ertalabdan kechgacha deydi, tahorat qilasan, namoz o'qiysan, ro'za tutasan, zakot berasan, hajga borasan, yeysan, ichasan. Men ham mana yeyman, ichaman, shu nafasdan nafas olaman, shu dunyoda yuribman. Nima farqimiz bor deydi. Sen deydi, yashayapsan, men ham yashayapman. Ikkalamizda hech qanaqa farq yo'q. Ikkalamiz ham o'lamiz, ketamiz, tuproqqa aylanamiz. Bo'ldi deydi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, haligi otaga aytadiki, otaxon deydi. Xo'p deydi. Siz aytgan gap rost bo'lsa deydi. Ikkalamiz ham o'ldik, ikkalamiz ham tuproqqa aylandik. Men namoz o'qiyman, siz namoz o'qimaysiz. Men ro'za tutaman, siz tutmaysiz. Men zakot beraman, siz bermaysiz. Haj qilaman, siz haj qilmaysiz. Odamlarga qo'limdan kelgancha oxiratni o'ylab yaxshilik qilaman, siz qilmaysiz. Ha, to'g'rimi? Ikkalamiz ham o'ldik. Kim yutdi, kim yutqizdi deydi. Kim yutdi? Aytinglar. Hech kim yutgan yo'q. Kim yutqizdi? Ikkalasini turpoqqa aylanib ketgan bo'lsa, kim yutqizyapti? Kim yutqizyapti? Hech kim yutqizgan yo'q. Ikkalasini turpoqqa aylanib ketgandan keyin, tuproq bo'lib ketgandan keyin hech kim oxirat bo'lmagandan keyin hech kim yutmaydimi? Yutmaydimi? Na birortasiga mukofot bor, na jazo bor. To'g'rimi? Endi aytadiki, Hazrat Ali radhiyallohu anhu otaxon deydi, mabodo deydi, oxirat bo'lsa deydi. Qayta tirilish bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo hammani qaytadan tiriltirsa. Yana mahshargohda jamlasa. Ana o'sha paytga kelgandan keyin mendan so'rasa, sen namoz o'qidingmi desa, men namoz o'qidim deyman. Ro'za tutdingmi desa, tutdim deyman. Zakot berdingmi desa, berdim deyman. Haj qildingmi desa, qildim deyman. Odamlarga yaxshilik qildingmi desa, qildim deyman. Ana o'sha paytda sen namoz o'qidingmi desa, siz nima deysiz? Sizdan ro'za tutdingmi desa, siz nima deb javob qilasiz?
Zakat verdiğin mi dese, hani o şefette siz yutkuzasınız. O şende siz tutulasınız. Lekin beni cevabım tayyar. Siz yetken nesil demeyi hem yapmam. Siz iç yetken de ben hem iç yapmam. Siz aletken havadan ben hem hava nefes alayapmam. Siz yaşayapsız, ben hem yaşayapmam. Lekin siz o şefette yutkuzasınız, ben yutamam. Halikçal oylayıp durup, karayıp durup etedi ki, hakikaten neydi? O şefet kep basa dedi, ahiret bosa dedi, Allah Ta'ala kıyamette sorasa dedi, men dedi, tutulamen, sen cevabını tayyar ötüketesen, ondan kore, ke dedi, az yine kıyınçiliği bosayım, namaz okuyan mekşeyken dedi de, şüttü özde la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip iman kildirip namazı girip giderdi. İman gekirlerdi, Müslüman bak giderdi. Yani bir adam namaz okuyordu. Bu adam namaz okumuyordu. Namaz okumuyordukken bilen okuyordukken adamın ne farkı var? Namaz okuyordukken şu, yani çay içiyordum, çay içiyordum. Namaz okumuyordukken şu çay içiyordum. Namaz okuyordukken şu avukatlı yaptı, namaz okumuyordukken şu avukatlı yaptı. Namaz okuyordukken hem şu nefes alıyordu havadan, namaz okumuyordukken şu nefesini alıyordu. Kim yutuyordu, kim yutuyordu? Ertaga vaqt soati keladi. Ha? Jon oluvchi farishta shartta kelib agar olsa, bu odam yutadi, bu odam yutqazadi. Namoz o'qidingmi desa javob beradi, men namoz o'qiganman deydi. Senchi desa, bo'ldi, ketdi bu. Namoz o'qiy olmagan, peshona sajda ko'rmagan, vaqtida namoz o'qimagan. Nima deydi? Roza tutdingmi desa, tutdim deydi. Bu adamdan soracağız. Tutmadım deydi. Nega araq içtin desin, ne deb cevap beradi? Bu araq içmedim deydi. Hazır ki peytteki namaz okuyan adam bilen okumayan adamın farkı şu. Namaz okumayan adam tasavvur kılın, okumayı yürüpsiz de namazınız kaza bolup yığılıp yığılıp bar yaptı hazır. Her bir günde beş vakit namazınızı tasavvur kılın, yığılıp bar yapsın. Vakti saati kerette namazın kirganizden keyin ehe deysiz. Ben deydi, 12 yaşından başlar namaz okuşum gereğiydi. Azimene 35'e kirdim, ya ki 40'e kirdim. Şimdi okumaya namazlarını okuşum gerek. 12 yaşımda abdestsem 40'ten. Kanca kaladı? 28 yaş kaldı. 28 yıllık namazımda 5 hafta indi kendi okuyayım. Başınızı kaşla oturasın. Ne kılışım gereken indi? Namazda başlamayansız vakti de. Yığılıp bar olurken bir anda. 28 yıllığını uğrup koygansız. Namazı bir anda yığıp koygansız. Ta diye buktırıp da indi kurtuluş gerek. Ne kılasın? 28 yıllık namazını kaçan adak kılasın? Okumasayız ertege. Kıyamet günü hemen ölgendeyken kayıta tırıltırıp namazdan soruyordu. Birinç önünde namazını okuyan mı sen deydi. Ha okuyayım ben. 28 yıllığını kazasını okuyayım ben deseyiz, keyin başka soru götürdü, bu mesele ötmeydi. Öylemeyler, ben keyin soru götürmeden de ötmeydi, cehennem gülaktırdı. Ta o şey kaza namazınızın adı akılma gününüz ise cevap veri almayısınız. Keyingi başka roza, zakat degenlese götürmeydi. Peygamber aleyhisselamın açıqdan açıq hadisi var. Yus'alul abdu anissala, evvelen anissala, birinci bende namazdan soruladı. وإذا كمل أجر مكمل بوسا وياك وإذا صلح ذب كذا أجر وشم تولق بوجن بوسا عندن كيم بشر سؤال جوت هذا أجر بو مسا أجر ناقص بوسا بشر سؤال جوت الميدة پیغمبرم صلى الله عليه وسلم جهنم أهلنا الله تعالى كرسته جهنم أهلنا إيشدا دوزاخيلرنين إيشدا Gürüzü bilen kellesiyle, fakat kellesiyle uğurluyetken adamlarını gördü, azablanıyetken adamlarını gördü. Gördüler de, Cebrail aleyhisselam'dan söylediler, manolar ne için başıdan azablanıyordu, ne için başı uğurluyordu degenlere de. Cebrail aleyhisselam etediler ki, namaz bu dinin başıdır. Bu namaz okumayan, çünkü başı uğurluyordu derlerken. Baş kısım en nazik kısım, doğru mu? Arka yüzgü tepse çideysiz. Misal için de. Kol yüzgürse çideysiz. Ayağı yüzgürse çideysiz. Lekin
agar boshga zarb tegsa chida olmaysiz. Bosh ham shuning uchun ham shariatda bosh qismiga urish shar'an man qilingan. Odam tentak bo'ladi, jinni bo'ladi. Boshdan yaxshi zarb yesa qaltiroq bo'lib qoladi. Ana o'sha bu boksyorlarni hammasini ko'ringlar, u umriga borib oxiri qaltiroq bo'lib qoladi. Chunki boshdan yegan ko'proq. Qiyomat kunida ham ana o'sha benamozlar, namoz o'qimaganlar boshidan azoblanadi. Boshidan uriladi. Yana bir hadis sharifda payg'ambarlarimiz aytadilarki, "As-solatu imaduddin va man aqomaha faqad aqomaddina va man adoaha faqad hadamaddin." Namoz dedilar, dinning ustunidir dedilar. Mana bu ustunlarni qaranglar. Mana shu ustunlar mana shu tepani ko'tarib turibdi. Mana bu tepadagi shiftni ko'tarib turgan narsa, tomni ko'tarib turgan narsa shu ustunlar bo'ladi. Agar kim o'sha ustunni qoyim qilgan bo'lsa, namozni qoyim qilgan bo'lsa, demak dini, mana bu tepa din. U dinini qoyim qildi deganlar. Va man adoaha faqat hadama din. Agar kim mana bu ya'ni ustunini qoyim qilmagan bo'lsa, u dinini vayron qildi deganlar. Mana shu ustunlarni olib tashlay, hozir hammamiz bosib qoladi mana bu. Namoz o'qimagan odam ham xuddi o'zining dinini vayron qildi deganlar. Boshqa qilayotgan amallarimiz, qilayotgan ishlarimiz, o'zimiz shahar ihsonlar qilib, sadoqatlar qilib nimalar qilyotamiz, lekin namoz o'qimaydi. Namoz o'qimaydi, hamma narsa qilib yuradi. Foydasi bo'ladi deysizmi? Bo'ladi. Lekin namoz o'qimagandan keyin haligi narsa qiyomatda birinchi shundan so'raladi. To o'shani to azobini ko'rmaguncha, uqubatini ko'rmaguncha boshqa savol o'tilmaydi. Ochiq hadis turibdi. O'shaning uchun namozga mukammal bo'lish kerak azizlar. Namozni qoldirish kerak emas. Endi bir xillar uyaladi. Namozni qanday boshlar ekanman, nima qilsam namozxonlarda ichiga kirib qolar ekanman, nima qilsam bo'lar ekan deb uyaladi. Shunaqa uyalchanglar bor. Ki namoz o'qishni bilmayman-ku. Namozni qanday o'qiyman, bilmayman, hech narsani bilmayman, yotib turishni bilmayman, rakatlarni bilmayman, kimni o'rganaman ekan. Namoz o'qishga moyilligi bor, kirib keta olmaydi, o'sha yo'lga ko'cha-ko'chaga kirib keta olmaydi. Bor shunaqalar, masjidga kirishga hayo qilib turadi, uyalib turadi. Lekin sigaret chekishga uyalmaydi. O'shalar sigaret chekishga ham uyalmaydi. Boshqa narsalarga ham yo'lmaydi. Telefonda har xil narsani ko'rishga ham yo'lmaydi. Kerak bo'lsa qimor o'ynashga ham, boyga narda o'ynashga ham hech narsaga uyalmaydi. Ha? Boshqa narsalarda hech qanaqa uyat yo'q, lekin masjidga kirishga uyaladi. Bittasi aytadi. Domlani oldiga bordim dedi. Domla ustoz. Shu bittasi jahlini rosa chiqaryapti. Shu borib o'zi sportsmen bola. Shug'ullangan bola, ya'ni gavdani ham ko'rsangiz, uzoqdan shunday ko'rsangiz, dod deysan uni. Ko'rishingiz bilan haybat bosadi, shunaqa baquvvat bola. Ustoz debdi o'sha bola aytdi, ustoz, shu bittasi shunaqa meni ustimdan yozyapti, u qilyapti, bu qilyapti, olib borib, pachaqlab, majaqlab, tepkilab, yanchib, shuni hammayog'ini to'kib tashlab kelsam, bo'ladimi, islom ruxsat beradimi shunga deyapti. Debdi. Ustoz aytdiki, kuchim ko'payib ketyapti, desa chidolmayapman debdi. Shunaqa kuching ko'pmi, shunaqa zo'rmisan debdi. Agar zo'r bo'lsang qani bitta Qur'onni xatm qil chiqani bir. Qani bitta Qur'on kuchingni ko'rsat chiqani. Ya, kuching ko'payib ketganing bo'lsa qani bitta Qur'on o'qiy debdi. Qur'onni deydi, harflab, harf taniyman deydi, qo'shib o'qiy olmayman deydi. Agar erkak bo'lsang debdi, ja kuching ko'p bo'lsa debdi. Rosa zo'r bo'lib ketgan bo'lsang, qani bitta Qur'onni xatm qil debdi. Uyga bordim deydi, ta'sir qilib ketdi deydi. Bordimda Qur'onni g'ijjalab o'qishni boshladim deydi. 6 kunda deydi Qur'onni xatm qildim deydi. Harflab o'qiyotgan odam 6 kunda xatm qilish mumkin emas, qiyin masala. A, B, T, S qilib o'tirgan odamni 6 kun, 7 kunning ichida, 1 haftaning ichida Qur'onni xatm qilish oson emas. Kuchini sarflash kerak. Kimnidir urib, mayib qilib, o'ldirib, dabdala qilish kerak. O'shani endi
yomon yo'lga sarflaydigan narsani yaxshi yo'lga sarflayman deb astoydil turib kechayu kunduz o'qidim deydi. Boshida de qiynaldim deydi, keyin tezlashdim deydi. Mana shuncha kunda deydi Qur'onni xatm qildim deydi. Shu ustozimni bitta og'iz gapi deydi, menga ta'sir qilib shu Qur'onni o'qishni o'rganib ketdim deydi. Qur'onni zo'r o'qiydi hozir. Men aytayotgan gapim, men erkakman deyotganlar bordi, shu yerda namoz o'qimaydi lekin. Erkakligini ko'rsat, namozni o'qib chiqib masjidga ko'rsat. Juda ham pahlavon bo'lsang, haqiqatan men oila boshlig'iman, erkakman desang, ayolingni oldida namozxonligini ko'rsatib erkakligini bildir. Bildir. Mana men haqiqatan oila boshlig'iman. Ko'rib qo'y. Men senga uylanganman. Seni namozga buyurishga men majburman. Qur'onda Alloh taolo astaud billah va amr ahlaka bis-sala vastabir alayha. Ahlingni namozga buyur va sabr qilgin deb Alloh buyurgan. Men seni namozga buyurishim kerak. Namozga buyurish uchun o'zim namoz o'qishim kerak. Men namoz boshladim. Endi sen namoz o'qi deb ayoliga namozga buyurishlik uchun ham erkak o'zi o'qishi kerak. O'qimasdan turib qanaqasiga o'zi o'qimagan narsani namoz o'qi deya oladi? O'zi qilmagan narsasini ayta oladimi xotiniga? Ayta olmaydi. Lekin o'sha xotini uchun javobgar o'sha erkak. Bolasi uchun ham javobgar. Agar ayolingiz namoz o'qimayotgan bo'lsa, har bir o'qimayotgan namozi uchun qiyomatda siz javob berasiz. Buyurmaganingiz uchun. Namoz o'qitmayotganingiz uchun yaxshilab bilib olinglar, Qur'onda oyat bor. Ahlingni namozga buyurgin degan, o'zing uchun ham javob berasan, xotining uchun ham javob berasan. Endi bolalari ham balog'atga yetib qolgan, 12 yoshga yetib qolgan o'g'li, qizi 9 yoshga yetib qolgan. Aslida 7 yoshdan boshlab namoz buyurish kerak, namoz o'qitish kerak. Payg'ambar alayhisolam hadis shariflari bor, ochiqdan ochiq. 7 yoshdan boshlab bolalaringizni namozga buyuringlar deganlar. Agar 10 yoshda namoz o'qimasa uringlar deganlar. Payg'ambar alayhisolam qattiqroq turish ma'nosida aytganlar. Bu jiddiy narsa ekanligini bildirib qo'yinglar deganlar. Ana erkakmisiz? Qiling o'shani. Kim erkakman deydi o'sha mana shu yerda turganlar. Erkakmiz-a, qilaylik, erkakligimizni bir ko'rsataylik oilamizni oldida, ahlimizni oldida. Sigaret chekmaslik, nos chekmaslik, telefonni kamroq, fahsh narsalarni ko'rmaslik bilan, Alloh ko'rib turibdi degan iymon bilan, bola chaqamizni oldida ibrat bo'lib berishlik bilan, ibrat bo'lib beraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam habibimizni bugun mana tavallud oylari. Bugun 5-chi kun. Payg'ambar alayhisalomga salovat aytayapmizmi? Mana bugun necha marta salovat aytdik? Og'zimiz bilan ishlamasak kerak hech qaysimiz, hech kim og'zi bilan ishlamaydi. Qo'li bilan ishlaydi, oyog'i bilan yuradi, to'g'rimi? Og'iz bo'sh turadi. To'g'ri, gapirganda, namoz o'qiganda ishlatishimiz mumkin, lekin mana shu og'izni ishlayotganda ham, boshqa qilayotganda ham Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Qancha salovatlar bor. Namozda o'qiydigan salovatimiz bor. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Aytib yuribmizmi shuni? Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, eng menga ko'p salovat aytadiganlaringiz qiyomatda menga eng yaqin bo'ladiganingizdir deganlar. Ummatning ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'ladiganlar salovatni ko'p aytganlar bo'ladi. Salovat aytib benamoz bo'lib yurganlarni aytmayapti, namoz o'qib salovat aytganlarni aytyapti-da bu yerda. O'ylamanglar, namoz o'qimasdan salovat aytsam yaqin bo'lib qolaman deb. Namozxon, ibodatlik, salovatni ko'p aytganlarni payg'ambar alayhissalom eng menga yaqin bo'ladiganlaringizdir deganlar. Salovatni hozir Mavlud oyi. Kechagina juma kuni edi. Kecha kun juma edi. Payg'ambar alayhissalom juma kunida salovatni ko'paytiringlar deganlar. Ana o'shani o'zimiz joriy qilishimiz kerak. Hozir men bir kishini turg'izamanda o'rningizdan turing deyman. Payg'ambar alayhissalom qachon tug'ilganlar, nechinchi yil? Qayerda tug'ilganlar? Ayollarning ismlarini bilasizmi? Nechta farzandlari bo'lgan? Amakilari bo'lgan payg'ambar alayhissalomni. Otalarining, onalarining ismi nima?
Ata babalarını törtte beşte sınırına eti verirlerdi. Hazır bittelerinizin soruya çıkanım kim eti verirlerken. Duduklanıp olasın. Lekin futbolcularını hazır sorasam, qayerda yaşasıyor, neçə mərtə gol urganı, qaysı komandada da oynaganı, neçə pulga satılganı, satıb alganlığını aytib berasiz. Qayerda tug'ilganini ham aytib berasiz. Borda shunaqa fanatlar bor. Bemalol aytib tashlaydi. Arslarniki qo'yaveringlar. Misol uchun-da, hozir yana u qishanlab o'ynayotgan, jilpanlab o'zini hali namoyish qilib PR qilayotganlarniki hammasini bilasizlar. Lekin payg'ambar alayhisalomni taniysanmi desa, ha, taniyman. Payg'ambarimiz bo'ladi, ismi Muhammad deymiz bo'ldi, bayoqqa o'ta olmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida 5 daqiqa bir aytib berchi desak, o'zimizning payg'ambarimizni, ustozimizni, shafoat go'yimizni, u zotning ummatimiz deymiz, lekin yaxshi tanimaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ha, kimning ummatisan, payg'ambaring kim desa, payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deyishimiz kerak. Muhammadlar ko'p dunyoda, qaysi biri desa, arab millatidan, Quraysh qabilasidan. Abdullohning o'g'li, Abdulloh esa Abdulmuttolibning o'g'li. Abdulmuttolib Abdumanofni, Abdumanof Hoshimning o'g'li. Onalarning ismi Omina bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hali tug'ilmaslardan avval onaning homilasida 2 oyliklarida otalari Abdulloh u Yasribda yo'lda vafot qilganlar. Payg'ambar alayhissalom dunyoga keldilar. 6 yoshga yetganlarida onalaridan ayrildi. Bobolari Abdulmuttolibning qo'lida qoldi. 8 yoshga yetganlarida payg'ambar alayhissalom Abdulmuttolib bobolaridan ayrildi. Abu Tolib amakilarining qo'lida qoldi. Otadan ham onadan ham ayrilgan payg'ambar alayhissalom Abu Tolibning qo'llarida katta bo'ldi. Abu Tolib amakilari o'sha Abdulmuttolibning o'g'li edi. U Hazrati Ali radhiyallohu anhuning otalari bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom 40 yoshgacha nima qilganlar? Qo'y boqqanlar. Hadisha radhiyallohu anhonamizning 25 yoshlarida u ya'ni tijoriy mollarini ishlarini yurgizganlar. Hadisha onamiz 40 yoshda edilar. Payg'ambar alayhissalom 25 yoshlarida u Hadisha onamizga nima qildilar? Nikohlanib oila qurdilar. 40 yoshga yetganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahannus ibodati. O'sha paytdagi Ibrohim alayhissalomning ibodatini dinidagi ko'rsatmalar qolib ketgan edi. Ana o'sha ko'rsatmalarga binoan u Hiro g'origa chiqib tahannus ibodati bilan yolg'iz uzlatda ibodat qilib payg'ambar alayhissalomni yolg'izlikda Alloh taolo nimaga vahiyga tayyorladi. Zikr bilan, tasbihot bilan Allohni zikr qilishlik bilan hech but sanamga sig'inmagan holatda islom fitrati bilan bo'lgan zot payg'ambar alayhissalom ana o'sha Hiro g'orida nima bo'ldilar? 40 yoshga yetganlarda Ramazon oyining Qadr kechasida Alaq surasining avvalgi oyatlari 5 oyati nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana o'sha paytlarida vahiy nozil bo'lganda, Qur'on nozil bo'lganda Jabroil alayhissalomni o'z ko'zlari bilan o'z holatda ko'rganlar, ko'kda osmonda ko'rganlar. Bu yoqqa qarasalar ham, bu yoqqa qarasalar ham ko'rinib turaverganlar. Qanotlarini yozgan farishta. Iqro deganlarida ana ma biqoriin, men o'qishni bilmayman. Iqro deganlar kelib qattiq quchoqlab qisganlar. Payg'ambar rasul aytadilarki, shunchalik qattiq qisdiki qovurg'alarim bir-biriga kirishib ketdi deb o'yladim deganlar. 2 marta, 3 marta iqro iqro deganlaridan keyin iqro bismi robbikal ladzi xaloq. Ya'ni seni yaratgan Robbing ismi ila o'qigin. Iqro bismi robbikal ladzi xaloq, xaloqal insana min alaq. Ya'ni alaqdan insonni yaratgan zotning ismi bilan o'qigin. Mana shu oyatlar nozil bo'lib payg'ambar alayhisalom halloslab uylariga yugurib kelganlar. Umraga borganlar biladi. Jabalun Nur bilan
Makka'nın oldu en çekine mesafe. Güzel uzak mesafe. Dedi ki, o şeydi ki, Hadice anamız radıyallahu anh'a avukat taştır geldiler. Hira ağrıya. Peygamber aleyhisselam geldiler, zemmiluni min uğrak koyunlar, dessiruni min uğrak koyunlar, şalçaki uğrak koyunlar. Kaltırağı basıyor atıp. Sen özlerine kekenden ki Hadice anamız gelmiş geldiler, ne oldu sizce? Nima qo'ydi? Nima bo'ldi sizga? Qaltirab qopsiz, u bo'psiz, rangingiz o'zgarib ketgan. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bir narsa ko'rindi, mana shundoq bo'ldi deb bo'lgan voqeani aytib berganlarida aytdilarki, nihoyatda aqlli ayol edilar. Siz mabodo shu narsa yana bir ko'rinsa menga ayta olasizmi? Ha, ayta olaman. Jabroil alayhisalom yana ko'ringanda ko'rindi dedilar. Payg'ambar alayhisalom endi turgandilar. Yugurib keldilar da Oyisha onamiz, Hadisha onamiz keldilar da quchoqladilar Payg'ambar alayhisalomni. Ko'rinyaptimi dedilar? Ha. Tizzalariga o'tkizdilar o'zlarini tizzalariga Rasulullohni. Ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti dedilar. Boshlarida ro'mollari bor edi Hadisha onamizni. Boshlaridagi ro'mollarni yechib tashlab, endichi dedilar, ko'rinmay qoldi dedi. Ha, farishtalar fahsh joyda ko'rinmaydi dedilar. Ya'ni fahsh joyda bo'lmaydi dedilar. Soch avrat hisoblanadi ayolni. Ro'mollarni olib tashlashi bilan avrat ochilgach farishta yo'q bo'lib qolgan. Chunki avrat ochiq joyda farishta bo'lmaydi. Ayollarning sochi avrat ekanligi mana shu dalil. Shunda Hadicha onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh, sizga bosh avrat. Siz yetimlarni boshini silaydigan, miskinlarni qornini to'yg'izadigan, omonatga xiyonat qilmaydigan, hayotda biron marta yolg'on gapirmagan, birovga zulm qilmagan shundoq zot bo'lsangiz, sizga jin shayton ko'rinmaydi, sizga farishta ko'rinadi. Siz haqiqatan Allohning rasulisiz" deb Navfal degan o'zlarining tog'alari, ahli kitoblaridan edi. O'shalarning yonlariga yetaklab borganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqealarni Navfal tog'alariga aytib berganda Navfal aytdiki, "Ha. Oxir zamon payg'ambarlarining hamma alomati bor sizda. Qani edi men kuch quvvatim bo'lganda edi sizga asodik yoningizda ko'makchi bo'lardim, lekin ming afsus qarib qoldim, keksarib qoldim. Sizni yaqinda qarindosh urug'lar, o'zingizning eng yaqinlaringiz o'zingizni yurtingizdan haydaydi" deganlar. Nahotki deganlar, payg'ambar alayhissalom hech qachon birovga zulm qilmagan, yolg'on gapirmagan, omonatga xiyonat qilmagan, shunaqangi bir go'zal xulq sohibi bo'lgan zotni qarindosh urug'lari haydasa. Ana haligi tog'alari shu gaplarni aytib, bunday bo'ladi, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb bo'ladigan voqealarni aytib berganlar. Haqiqatan boshida maxfiyona odamlarni da'vatga buyurdi Alloh, da'vat qilishni boshladi. Keyin oshkora da'vatga o'tdilar. Oshkora da'vatga o'tgandan keyin sonli ozgina kambag'allar, qullar, yoshlar, shunga o'xshaganlar iymonga kelgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu birinchi iymonga kelgan zotlardan. Hazrat Ali yoshlardan. Ana sekin-sekin ko'payib hammani da'vat qilishlikka buyurilganlarda qarindoshlarini hammalarini bir vodiyga chaqirganlar. Bu yoqqa kelinglar. Mana vodiyda turibdilar. Men hozir sizlarga mana shu vodiyning orqasida dushman kelyapti desam ishonasizlarmi deganlar. Agar sen aytsang ishonamiz deshgan qarindosh urug'lar, hammasi o'zining qabilasi. Akasi, ukasi, tog'asi, jiyani, amakisi shular. Sen aytsang ishonamiz. Chunki sen hech qachon yolg'on gapirmagansan. Unday bo'lsa ishoninglar, men Allohdan rasul, ya'ni Allohning elchisiman, rasuliman. Desalar darrov shunga chaqirdingmi deb birdaniga payg'ambarlarni inkor qilishga o'tishgan. Xullas 13 yil mobaynida Makkada da'vat qildilar. Tushayotgan oyatlar nozil bo'lganlar hammasi insonni tafakkurga. Hoy, tog'larga qarasang-chi, olamga qarasang-chi, kecha va kunduzni aylanishiga qarasang-chi, Allohning qudratini ko'rsang-chi, o'layotgan narsani qaytadan tirilayotganini qarasang-chi degan oyatlar edi. Madinaga hijrat qildilar, 10 yil yashadilar. Madinada endi ahkom oyatlari nozil bo'la boshladi. Ha, ro'zaning farzligi, zakotning farzligi. Ha?
iymon e'tiqodga taalluqli narsalar demak Makka'da nozil bo'lgan bo'lsa keyin ahkom oyatlari shar'iy masalalar 23 yil ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun zalolat botqog'iga botgan xurofat botqog'iga botgan xalqni nima qildilar bütün sahobalari bilan jonlarini fido qilib mollarini fido qilib borlig'ini hammasini din yo'liga sarflab islomni yer yuziga yoydilar Biz ham hozir mana shu yerda o'tirganlarimiz musulmonmiz deymiz. Musulmonmisan desa ha deymiz. Lekin musulmonchilikka qo'shayotgan hissamizni qarasak, hech narsa qilayotganimizda, hattoki 5 vaqt namozimizni qoyillatib o'qiyotganimiz yo'q. Islomga xizmat qilish yo'lida tursin, sahobalar borini tikkanlar. Borini tikkanlar. Bir sahoba haqida rivoyat keltiriladi. Hazrati Umar radıyallahu anh'ın halifelik davrlardaki kendi şu Amr ibn Cahayni degen zat. Amr ibn Cahayni'ni çakır geldiler. Sen Hims degen bir kabile var, kabile var, şenge Hims'ke barıp valilik kılasan mı degen de min iltimas. Min unge makmeyi dedi. Hims ahli daim şu özünü valilerden şikayet kıladı degen halk buladı. Hayç. Hadi valisini koymayı degen halk buladı. Var ki şuna kavimler var. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anh cahiller çıkıp ketdi. Halife bol, halife bol dedilerinde endi menga hammasini tashlab qo'yib, o'zlaring bir chetga o'tib olasanlarmi deb urushib berganlar. Keyin Amr ibn Juhayni bo'ldim, roziman, xo'p bo'ladi, nima desangiz qilaman deb Himsga valilik qilishga ketadilar. Boradilar yoqa valilik qilishni boshlaydilar. Hims ahli Hazreti Umar radıyallahu anhuga shikoyat yozadi. Şikayet yazdı ki bu dedi, biz ne dedi, palan külü dedi, ben kabul kılmaydı dedi. Şam'dan kim kabul kılmaydı, biz ne hizmetimizi kılmaydı. Bazı da dedi, ara ara da dedi, özden özü hoşudan getip oladı dedi. Ertelep tanı saharda dedi, işki keç çıkadı. Biz buna kavali kereymez bizge, deyip şikayet kıladı. Hazreti Umar radıyallahu anh, şikayet hatını kurken, ey Rabbim, Amr'ning ortamızdaki, kalbimizdaki nesane, kalbimdeki nesane Amr'ı nispeten uzgartırıp koymayın diye Kudadan soruyordular. Ve Hims ahlige baradılar. Baradılar da hemen cemle geldiler. Kani kimde kanaka şikayet bağırdı ise, ayet dedi ki bu dedi, ertelep tan seherden hizmetke çıkmaydı, saati 9'dan çıkardı. Ondan keyin dedi, bir gün dedi, ben bizni kabul kumaydı, üyden çıkmaydı işte. Bazıda dedi, hoşudan ketip oladı. Deyip, hemen ayıplarını ayta başlaydı. Şunda, ey Amr, cevap ver bunu savallara dedi. Halkın savallara cevap ver dese, ayıtadı ki, keçik adışka degenini ayıtadı ki, doğrusu ben ayıtmak için mesajdım. Lekin mecbur bulama, mecbur ben ayıtışka, üyümde sizlerle okşayıp hizmetçi saklamayayım. Her gün uzun üyümde, uzun, tegirmonni aylantirib, bug'doyni un qilib, ayolimga shuni qilib berib keyin chiqaman. Boshqalar hammaning xizmatchisi bo'ladi, u o'zi xizmat qiladi. Shu bilan mashg'ul bo'lib, kech chiqishga majburman deydi, chunki uyda xizmatchim yo'q deydi. Uyimda bolalarim bor, onasi qarash kerak, lekin tegirmonni unini chiqarib bermasam och qolamiz deydi. Ikkinchi ayblovga nima deysan? Bir kun ishga chiqmas ekansan. Buni ham Allohga qasam aytmoqchi emasdim, majbur aytaman. Mana shu egnimdagi kiyimimdan boshqa kiyimim yo'q. Bir haftada kir bo'lib ketadi. O'shani yuvib to'qurtganimcha yalang'och chiqmayman-ku, uyimda o'sha kiyimni qurishini kutib chiqa olmay qolaman dedi. Egnidagi kiyimidan boshqa kiyim yo'q. Vali, hokim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Hop, uyanmayla. Nima uchun dedi, xushingdan ketib qolasan. Yosh edim dedi. Yosh edim. Odamlar hammalari bir sahobani ushlab olgandi Makka mushriklari. Men unda islomni qabul qilmagan edim, hali musulmon emas edim. Lak-lak odamlar hammalari
o'lim unga falonchiga o'lim deb hammalari o'lim tiradi. Payg'ambar alayhisalomni sanoqligini sahobalari bor edi, o'shanda bitta sahoba qo'lga tushib qolgan u Makka mushriklari o'lim maydoniga, musulmon maydoniga olib ketayotganda men navqiron edim. Kuchim, quvvatim shunaqangi yetadi, ko'kraklarim bilan yorib odamlarni orasidan kirib shuni men o'z ko'zim bilan tomosha qilganman. Falonchi falonchi sahobiyni men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunda u o'lim maydoniga olib ketayotganda bir to'xtadi-da, iltimos. 2 rakat namoz o'qisam maylimi deb so'radi. Hammamiz qarab turdimiz. 2 rakat namozni tez-tez o'qidi. Men unday go'zal ibodatni, go'zal namozni ko'rmaganman. Mushrikda o'zi hali islomni qabul qilmagan. Men unaqangi go'zal ibodatni ko'rmaganman. Namoz o'qib bo'lgandan keyin aytdiki, o'limdan qo'rqayapti bu deb gapirmaganlaringda namozimni sal cho'zardim, lekin majbur tez-tez namoz o'qidim. Namozdan o'limdan qo'rqayapti-da, namozni cho'zvordi bu deyishlaringdan qo'rqib namozni tez o'qidim dedi-da, yana ketdi dedi. Obordi-da dedi, qo'llarini bog'ladi uni. Qo'llarini bog'ladi, oyoqlarini bog'ladi. Makka mushriklarining badanidan musla qilishni boshladi. Musla tiriklayin badandan kesib olishlikni aytadi. Sahobalarni shunaqa odamlarning ichida azoblab islomga kirganini, dinga kirganini odamlarni qo'rqitishlik uchun shunaqa qilardi. Quloqini kesardi, badanidan laxta-laxta go'shtlarini tiriklayin kesib olardi. Uni musla deydi. Uni badanlarini kesib olishni boshladi. Shunda bittalar aytdiki, hozir o'rnimda Muhammad bo'lib qolsa men uyimda oilam bilan tinch o'tirsam edim deb o'ylayotganda sana deydi. Umayr o'sha Amr ibn Juhayn aytadiki, men o'z ko'zim bilan ko'ryapman shu sahobani deydi. Shunda badanidan kesib olinyapti. Men yoki oilamdagilar hammasi jonimiz uzilsin, yo'q bo'lib ketsin. Lekin Rasulullohning badanlarga bitta zirab chekirishga biz lozim, men rozi emasman deb aytibdi dedi. O'sha payt ko'zlarim bilan ko'rib turib o'sha sahobaga yordam bera olmaganimni o'ylab shunday ketib qolaman. Ne uchun hushingdan ketasan desa, hushidan ketib qolish sababini aytibdiki, o'shanda men deydi navqiron edim deydi, kuchim, quvvatim bor edi. O'shanda haligi odamni o'limini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunda duo qildi, ey Robbim, bu mushriklarni sanog'ini o'zing hisobini olib qo'ygin, o'zing jazosini bergin. Deganda men qodir edim, lekin borib o'shanga yordam bera olmaganimni eslab hushimdan ketib qolaman. Allohga qasam, buni ham aytmoqchi emas edim, majbur aytyapman deydi. Himis ahliga aytadiki, bu oliydan boshqa men ishonadigan boshqa sizlarga odamim yo'q. Eng ishongan odamni jo'natganman sizlarga. Mana shunga itoat qilinglar, ergashinglar. Ey Amr, yur, uyinga boramiz deb uyiga boradi. Uyiga borsa, uyi yer, hech qanaqa na palas bor, na boshqa. Yer. Qarasa, na uyida bir to'shanchi bor, ko'rpacha, na bir yastiq bor. Oilasi yerda yotadi, yerda turadi. Turpoqdan ozgina baland-baland qilib, nima qilib qo'ygan, supacha qilib qo'ygan yastiq qilib yotadi. Ey Amr, qani uyingdagi narsalar, anjomlar? Hammasini ehson qilib, oxiratimizga zaxira qilib qo'yamiz, ey Amirul Mu'minin deb aytibdi dedi. Hammasini ehson qilib, kambag'allarga oxiratimizga zaxira qilib qo'yamiz deb aytibdi dedi.
Şunda bana bunu o gün de uzayını kemçeliğini işletken de 1000 dinar verip Hazreti Ömer ketediler. Aradan yine ence vakit ötkenden ki neçedir müddet ötkenden ki yıl ötkenden ki yine amrını yani Hims ahliden bugün adamlar keledi. Keledi de Hims ahliden bugünlerden zakatını yığı bergin degen buyruk bergen böyle diyor. Hali kegen adam kanı zakat dese valimiz hiç nese vermedi dedi. Nega vermedi? Menge zakatlarını yığı bersin degen ben ku dese vermedi dedi. Hab nümege keldin dese işler bilen keldim dedi. Bana bir de kembeğallar rühatı var. Özümüzde kembeğal bulup durup, ben nümege zakatı emir al-mu'minge berişim gerek, deyip ayette dedi. Kani berişim deyip rühatını deyip, falancı, püstancı, 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 Amr ibn-i Cahayli deyip orada okuyabdi, valisini okuyabdi. Bu kim dedi? Valimiz dedi. Valilerin kembeğal mı dese, kembeğal da rühatı tuturadı mı sana dedi. Üyüde neçe küllab yiydi gene avukatı bu meyde deydi. Hala o gün kegen adam eti yaptı. Onlar yığılaydılar. Kembeğallarga pul ecretinler deydi de Beytül Mal'dan ecret. Bana bunu deydi, amrıyı beresen deydi. Yine mindir hem beredi. Bunu valiyle özünün kemçeliğine geçletsin. Büyüye baradı. Haliye amrını etken nesallarını beredi de bana bunu Allah adısız özünüz gibi vardı. Özünüzünü aileniz geçletirken siz deydi. Büyüye kirerken inna lillahi ve inna ileyhi raci'un deyip kiredi. Bunu mebleseler mi? Tercih kelimesi. Musibet peyte ettilerdi. Şunda ayollara dedi ki, ha hocam, nima musibet buldu, nima buldu dedi. Ağır musibet geldi dedi. Müslümanlar cahide yengilip deme dese, ondan hem ağır musibet dedi. Hazreti Ömer vefat ettiler mi dese, ondan hem ağır musibet buldu dedi. Bundan ağır musibet buluşu mümkün mü dese, ha. Kanaka musibet dese, hayatımızda dünya aralaştı dedi. Tırla ki dirhem geldi de. Eyal ayı dedi ki, onu diye basa ondan kurtulayım dedi. Biz de hatırlarım dedi. Ya emir al-mu'minin bereket olsun, tane cevabı sahip olsun. Hakikaten kembeğalımız, yiğidigen işlesemiz yok, körpeçemiz yok. Onu alaylık, bunu alaylık dedi ki, ha? O ne dedi yaptı? Kurtulayım olmasam dedi. O şiddi eğri hatun şiddi oturup, kembeğalların ruhatını tüzgen, hemmez gibi bölüp, o şu künün özde, keçesinin özde kembeğallarına terkatip gibi hiç nasıl kaldırmasına gelirdi. Bir dirhem hem kapamaydı. Aradan önce fırsat ötedi de, Amr getirdi ki tez yetip gelindiydi. Hat yönetedi, hatını alasa da Amr, bitti abdeste, bitti çikini yine halte, bitti çöp, o şey bilen Hazreti Ömer'in aldığı gelirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u karediler de, ha Amr, geldim, ha geldim. Hımız ahlı kanaka yakşı. Uzun yakşı mısın? Ne yakşı mı? Ben bergen nesanı işlettim mi dese, ha işlettim. Hayaka işlettim dese, ahiratımızda zahir hak koydum dedi. Biledi ki hiç nesi işletmek yok. Hiç nesi işletmek ailesi ki. Şunda, ne mehb geldin dese, bütün dünyayı Muhammed'in arkam bir artıp geldim dedi. Bitti abdestesi, bir kalte narsası, başka hiç narsası yok, ilgilerdeki kimden başka. Ailevi şundak kegen, hatırına gen, boldu kegen. Şurada boldu, yaşa orası endisi boldu, hop gitedi. Arız yazadı, boldu, tok değil. Peygamber aleyhisselamın hadis şeriflerde geldi ki, kunu abiri sabil, yani sizler huddu yolovçidik yaşayırlar da gelirler. Yolovçu kim? Bana tasavvur kıyırlar, ben Hazreti Taşkent'den şöyle geldim. Mesafir ben, sümkemde
üçte kiyimim var halas, başka hiç nesem yok. Aslında yaşaş o şeyde borç gerek. Lekin üyümge borsalarım, benim nesalarımı kurasılar. İkide, üçte, törtte kemezge nesem var. En hoşuna kadar bu maslik gereği derdiler Peygamber Aleyhisselam. Hemmemizin üyümüzde eğer hani kembe karını köçkende kurduyduk, köçür kurduyduk, kim bilemiz namaz bağlıgını. Ha, ular bitti tayakta bağlıgın nesse bilen, bitti abdestler sürekli gelip, dünyanın hemmesini arkamda artıp gelirim de geldiler. İgnideki kiyimi, şu bitti çöpteki nesse bilen ki geldiler, bitti abdestler sürekli, başka hiç nesse kalma gömüyle. Kaldısı buldu, bu üyümdeki nesselerini kapı gitken, işten boşa çizdi etseyiz mi, bağırıp hemmesini ap gelirdim, güdemegen. Şu da işten boşa gel, şu da kalken, şu bilen hemizki başka varlığını yönetken. Sahabeler bütün bağrını dinli terkaçlık için meneşine kaçırırken. Şimdi biz şey hazır, tasavvur kılıyorlar. Beş vah namazımızı okuyalım mıyız o? İçkilik, bazlık, çekkilik, telefon kovlaş, telefon oynaş. Ne dinge hizmet var ne? Umurumuz beyhude götürüp yaptı. Onlar dinge hizmet kıyken, halka hizmet kıyken. Kanı kaysibirimiz kılıyapmış şu işini. Kaysibirimiz ibadetimizin tuğla tüks, men adaklayıp men, kaylet yapman diyelimiz. Hiç kaysimiz. Kurunuşumuzun huda çürali kıyken haliyem. Eğer birbirimizin kalbimizin bilediğin kıyken de birbirimizin mutlak kalmaya kıyken buralıyız hazır. Şunca diyeyim kalbi kara adam buladı mı? Sallada oturayım adam da minayı terdiyiz. Hazır eğer kalbimde bilgelerini. Şuna kanka bu kitkemiz. Hemimiz farişte de korunamız. Lekin içimiz kanaka Allah buladı. İçimizin ıslah kırışımız gerek. Halis Allah'a ibadet kıladırken borçumuz gerek. Erdeki hudan aldığı baramız. Erdeki yulukamız. Bugün mesela erden Allah bir güç kaçan kitemiz. Lekin kaysi kalb bilen baramız, kaysi ibadetimiz bilen baramız, kaysi amalimiz bilen baramız, uşanı uylaştığımız gerek. Kur'an'da Allah Teala, Ya eyyuhallezine amenu, Ya eyyuhallezine amenu, attakullah vel tendur nefsun mâ kaddemedil yagat. Vettakullah innallaha habirun bimâ ta'amelun. Ey iman keltirgen mu'minler, Allah'a takva kırıylar. Allah'tan korkuylar, deyipti Allah Teala. Ya eyyuhallezine amenu ittakullah Allah'dan korkuylar diyette de karayın. Bitti ayetini uzla, Haşr suresinde. Ya eyyuhallezine amenu ittakullah vel tendur nefsun mâ kaddemedil liğad. Ertegi tayarlab, ertegi künge tayarlab koyuyetken nesnelerin gibi bir nezah salıylar. Vettakullah Allah'dan korkuylar. İnnallaha habirun bimâ ta'amelun. Elbette Allah Teala sizlerin her bir kıyetken emellerinden haberdardır dedi. Kaysi birimiz, kaysi bir amelimiz için ertege Allah'ın huzuruna bargende necat tapamen deyip oylayımız. Kaysi amelimiz için? Birer bir, çünkü bıçakla illedigen amelimiz var mı birer temizin? Bir adam eytedi. Ülkesi alim eken. Nihayette alim, medrese bitirgen, ilimlik, buharalik bugün. Buharalik bugün. Nihayet alim bugün. Din düşmanları de bu şey dini adamlarını, dini erbablarını Bolşevikler kegen de hemmesini katıl amkigen, kellesini agen. Şunda akası eşiğini takıllasa çıkkanda sen falancı, pistancı mı sen degen? Ha, menmen degen. Ülkesinin ismini etse menmen degen akası. Bakı yurdu bir şart, kolunu kayırıp alıp gitken. Abarıp öldürü organ. Ülkesini ismini menmen deyip etken için öldürü organ, ülkesi aman koygen. O şey ülkesini, trik kalışlığı eke canlı fidakıyen. O şey akesinin oğlu trik eken de şu adamlarla, bayağıdan bargen mehmallarla, Buhara'ya bargen mehmallarla etip edelim. Yani otem, emekimini saklayıp karışlık için özlerinin canlarını fidak eden, şeyler kegende ismini eğitip özü ölüp gitken, ben şu adamın balası benim. Beni emekim tırık alıp, menge namaz okuşu örgütken, bütün şu etraftakilerde hemen namaz okuşu örgütmesi için emekim sebepçi bugün. Lekin şu emekim sebepçi bugün, emekimin tırık alışı gibi beni otem
canlarını fido qilgan deb aytib bergan. Yana bitta voqea, xuddi shunaqa voqea. Falonchi degan sening qo'shning shunaqangi ahli ilmmi, dini odammi desa, ha degan. Ustidan yozib ber degan. Ustidan yozgin, mana shu dini odam falonchi pistonchi deb yozgin. Shu bilan uni olib ketamiz degan. Senga mukofot beramiz degan. Yozmayman degan. Yozasan degan, yozmayman degan. Oy, yaxshilikcha aytayapman, ustidan yoz qo'shningni desa, nima qilsang qil. Qo'lingdan kelganini qil, lekin yozmayman, yolg'on guvohlik bermayman degan. Hozir uni o'rniga sen ketasan degan. Mayli men ketay, lekin yozmayman desa, shartta qo'lini qayirib uni o'zini olib ketib 30 yilga surgun qilgan. Ana u sherigi qo'shnisi ahli ilm qolgani buni olib ketib qolgan. U o'zini yurtida qolgani bu surgun bo'lib ketgan. 30 yildan keyin kelib aytayaptiki, qiyomatda deyapti. Alloh taoloning huzurida men namozim bor, men rozam bor deya olmaymanu, lekin bitta amalimdan umidim bor. Yolg'on guvohlik bermagan mana ey Robbim deb o'shandan najot topsam degan umidim bor deb aytar ekan. Ha bizchi hozir hammani hamma yoqqa chaqib, chaqimchilik qilib kerak biz sotib nima qilamiz? Alloh asrasin. Ana pichoqqa ilinadigan biror bir oxiratda amalimiz bo'lsa ekan, ha, amalim bor desak. Namozimizni o'qiy olmaymizmi? Qilayotgan amalimiz qayerda qoldi? Shuning uchun ha, men namozxonman deyotgan odamlar, men namozxonman deb qo'l ko'tarsa ham, o'sha namoz o'qiyotganda ma'nosini bilib, namoz o'qiyotganda Xudoga sajda qilayotganingizni o'ylab, sajda qilyapsizmi desam, yo'q deydi hozir. Hammamiz shunaqamiz. Masjidga kiramiz, ey Robbim, senga namoz o'qiyani kirdim. Mana senga ruku qilyapman, senga sajda qilyapman. Mana mana shu ibodatimni qabul qilgin deb o'ylab qiladigani kanda. İhlas bilan qiladiganimiz kanmiz. Qayta qoladi namoz. Alloh taolo gapirsa gap bu. O'zim men boshqa narsani aytmoqchi edim, chalg'ib boshqa yerga o'tib ketib qoldim. Alloh shuni manfaatli qilsin hammamizga. Mana bu to'ylar bo'larkan mana shu qandaydir bir odamga bir odam sababchi bo'lsa, ustozimiz Alloh rahmat qilsin, shayx hazratlar aytardilar. Aytaveringlar, va'z qilaveringlar. 100 ta odamdan bittasi agar bu tomonga o'tib qolsa bizning yutug'imiz dedilar. Bitta odam insofga kelib qolsa o'sha bizning yutug'imiz, o'sha katta bizga yutuq. Mana shu yerda namoz o'qimaydigan odam hozir bir kishi namoz o'qib qolsa, shu begizotni yutqizi, yutug'i. Shu begizotni ota-onalari yutug'i. Har bir o'qigan namozdan ajr to o'lguncha namoz o'qirgan uni savob yetaveradi. Alloh tavfiq bersin hammamizga, hidoyat bersin, insof bersin. O'zining rushdi hidoyatida bardaom bo'lishligimizni nasib aylasin. Hammamizni o'zini to'g'ri yo'lda mustaqim qilsin, duo qilaylik. Parvardigoro, bu qilayotgan amallarimiz, qilayotgan va'z nasihatlarimizni o'zimizga, hammamizga Alloh taolo o'zing manfaatli qilgin. Gunohlarimizni kechirgin. Mana bu yig'inni Parvardigor uyushtirganlar, hammalardan o'zing rozi bo'lgin. To'ylari bo'layotgan yoshlarni o'zing baxtli, saodatli bo'lishlarini o'zing nasib etdi. Hammalarimizni Parvardigor ikki dunyoda savob amallar bilan Allohni huzuriga yo'liqqanda ochiq chehra bilan solih ham solih bandalar qatorida turishligimizni hammamizga muvaffaq qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. Namoz o'qiyman, qaniydi boshlasam deb yurganlarni Alloh qalbini ochib, mana bugundan, ertadan, bomdoddan boshlab namozga astoydil kirib ketishligini yo to umrini oxirgacha, oxirgi nafasgacha mana shu ibodat bilan bo'lib ikki dunyoni saodatga erishmoqlarini Parvardigor o'zing muvaffaq qilgin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum. Hozir bu to'g'rirog'ini aytsam, mana shu yerda hozir bir nechta shogirdlarimiz bor, birodarlarimiz borlar. Mana birinchi marta Xorazmga kelib o'tiribdilar. Xorazmga keldigu bir ertak olamiga kirib qolgan deymiz. Haqiqatda hech qayerda yo'q ko'rinish, fayz bor. Hamma yoq loysuvoq,
Hakiki ota babalarımızın yaşayan joyları. Mana şu madrasani ham mana o'sha qurgan zotlar Matnios Devonbegi degan zot qurganlar. Mana yonimizdagi madrasani qurgan zot Muhammad Aminxon. Mana bu yarim minor, kalta minor dedi o'sha zot qurganlar. Ularning madrasalari. Bu boshlang'ich o'sha madrasaga tayyorlab berguvchi talabalarni chiqargan bo'lsa, o'sha madrasada keyin keyin davom ettirilgan. Atrofni qarasangiz, masjid, madrasa shunaqangi ajoyib bir ko'rinishki, haqiqiy Xorazm ahli ilmga chanqoq, qancha-qancha davlatdan kelgan odamlarni mana maxtum qulilar, mana shu ulug' zotlar, vali zotlar shu yerga kelib, shu yerdan ta'lim olib, shu yerdan chiqqanlar. Ana o'shanda zotlarni yer yuziga chiqargan, Al-Xorazm yerini chiqargan bu nima maskan, zamin bo'ladi. Mana shularning qoni sizlarda bor. Farzandlaringiz yuzidan o'zlaringizdan shunaqa zotlar chiqadi. Ozgina tarbiya bo'lsa bo'ldi. Chunki qondagi bor narsa birdaniga ozgina tarbiya bo'lsa chiqib ketadi. Mana shu joylarni qurganlar, mana shu maskanlarni obod bo'lishiga sabab bo'lganlar. Ha, hammalarini Alloh rahmat qilsin. Bu madrasalarni shu ilm toliblar chiqsin deb qurgan. Hammasi madrasa, masjidlar. Robbim shunaqangi joyini yana shunaqangi ziyo maskaniga aylantirishligini Allohdan so'rab duo qilaylik. Mana shu o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Mana shu binolarni qurganlarni, mana qancha-qancha Pahlavon Mahmud u zotning ustozlari, Sayyid Alovuddin bo'lgan zotlar, uchta avliyo Fahriddin, Shamsiddin, Nizomiddin degan avliyolar, undan keyin yonida yotgan dehqonchilik bilan shug'ullangan qancha-qancha vali zotlarni ziyoratlarini qildik. Parvardigor hamma shu yerda yotgan azizlarimizni parvardigor ruhlarini shod, oxiratlarini obod bo'lishligini va qiyomat kunida kattadan katta ajrga, savobga ega bo'lishlikka sabab bo'ladigan mashhurlar yana qaytadan ziyo maskani bo'lishligini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Bitta bosh qosh bo'lib turganlarni Alloh qalblarga solsin va bizlarni zurriyotlarimizdan shunaqangi ulamolar, Alloma zamonlar mana shu vatanimizni yanada ma'naviyatini yuksaltiradigan zotlarni dunyoga kelishligini Parvardigor o'zi nasib etsin. Yurtboshimizni yurtimiz uchun qilayotgan xizmatlarga beradigan ajrini Alloh taolo o'zi ko'paytirib bersin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.